Türkiye'de. Bunun peki mesela ÖTV'nin şu anki halini mi dahil ederek yapıyor bu hesaplamayı? Yoksa Ütopya'ya o da mı dahil? Mesela gir o. Sahibinden reklam değil mi? Tak diye yarın alıyormuşum kendime bir tane araba. Sevgili internet kullanıcısı. Türkiye internet kullanımı araştırmasında bize yardımcı olabilirsiniz. Olur. 500 liralık Migros çekiliyor. Ben ikna oldum. 15 yaşından büyük müyüm? Evet. Eriştiğiniz yer fark etmek sizin internet kullanım sıklığınız ne? Ayda bir kereden az. Çok nadir kullanırım. Her gün kullanıyorum. Şu anda internete bağlı olduğunuz yeri belirtin. Ev iş. Yani home office sayılır burası sonuçta. Bir şirket aynı zamanda. Ev iş. İnternette hangi tür bilgisayar? Kendi kişisel bilgisayarı. Şu anda kullanmakta olduğum bir cihazda geçen ay nereden bağlanmıştınız? Sorular çok fişi. Ne yapacaksın? Başka bir yerden bağlanmış. Ne yapacaksın? Eğer varsa diğer kullanıcılara kıyasla bu bilgisayarı ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Söylemek zor. Bilemem. Lütfen en az ayda bir kez olmak üzere internete bağlandığınız bütün cihazları belirtir misiniz? Her şey amana koyayım. Televizyon, cep telefonu, akıllı telefon, cep bilgisayarı, tablet, masa dizüstü, masa üstü hepsi var. Ne seçeceğim? Ha. İzin. Ee, hatta speaker bile bağlanıyor. Geçen ay göz önüne alındığında masaüstü veya dizüstü bilgisayar kullanarak internete hangi mekanlarda bağlanınız Evden, işten, Arkadaş veya tanıdıklar. Şeyden falan da bağlandı. Bunu da sayalım. Bu bilgisayara nasıl giriş yaptığınızı belirtir misiniz? Oğlum bu sorular çok fişi. Söylemek zor. Bilemiyorum. Ben de olabilirim olmaya da bilirim. Açık konuşmaya gerek yok. Kendinizi ve yaşadığınız haneyi düşünerek cevaplayın. Cinsiyetiniz erkek. Doğum yılınız 1991. Hanenizde kaç kişi yaşamaktadır? 2. Çocuklarınızın yaşlarını aşağıdaki listede işaretleyin. Yok. Aile hakkında en fazla aile halkınızda en fazla gelir sağlayan kişi kimdir? En son mezun olduğunuz okul aşağıdakilerden hangisidir? Eğitimsiz ilkokul, ortaokul, düzse, meslek lisesi, yüksekokul, üniversite açık, üniversite normal. Yüksek lisans çok isterdi gönül. Lütfen çalışma durumunuzu belirtir misiniz? Çalışmıyor, işsiz çıkıyor, emekli ve çalışmıyor. Emekli ancak çalışmaya devam ediyor, çalışıyor, çalışıyor. Tamam hadi iyi kazanıyor yapın bunu da. Sizin çalışma durumunuzu aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder? Ordu mensubu, yönetici. İş yeri sahibi. Biz iş yeri sahibi olarak geçiyoruz değil mi? Bu tarz şeylerde. Yani şirket falan kendimize ait. İş yeri sahibi. Altıma bize bana bağlı çalışan kaç kişi? <laughs> Modları editörleri sayabilir miyiz bunu? modlarla falan. Bak. Hemen moda girdi bizim çocuklar. Patron diyorlar. Bak. Şahsınıza ait bir özel otomobil var mı? Evet. Eviniz kira mı? Ee, kira. Şahsıma ait değil. Yaşadığınız bölge? Marmara bölgesi. E-posta adresinizi girin. Yok. Veremem et yahoo.com Kişisel verilerimi sağlamasını gönüllülüğüm dahilinde olmuş işlenmiş ve kişisel verilerimi yapabilirsiniz abi sorun yok. Yo 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 böyle bir şey yapmak istemiyorum. Neyse Clio bakıyorduk nerelere geldi Nerelere geldik. Ha Clio bakmıyorduk. Dur lan. Ee, kaç paraya bakıyorduk? 18 bin 25 bin lira arasına araba bakıyorduk abi. Şöyle en yeni ne alabiliyoruz? En yeni. En böyle son modelini alabiliyoruz? Yıl 200 mü? Milattan önceden mi satıyorsunuz arabayı da? Oha bu ne? Üf, tarih tarih yatıyor be. Plakayı da çok havalı gizlemiş. Baba taksileri geç. Şöyle Dacia Logan falan alabiliyoruz. O da 24 bine şey. Uzun kasalı. Adı gelmedi aklıma. Linea alabiliyoruz. 1.3 Mutlu Jet. Taksi çıkmaları var genelde bu fiyata galiba zamanında bu aralıp aramayı yaptığın zaman şeyler geliyordu. Ha station wagon aynen. Aha ağzına bin yaşa. Zamanında şeyler geliyordu bu aramayı yap, aramaları yaptığın zaman. Böyle işte pololar, işte kriyolar, bilmem neler. Evet 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 aynen aynen aynen. Hepsi çıkıyordu onların. Şu an göreme yani şu an poloyu göremeyiz büyük ihtimalle bu listede. Golflerin eskileri vardır belki. MK'lar. Abi gördüğüm en üzünlü ilan olabilir. Lan bari düzüne koysaydı, düze çevirseydiniz arabayı. <laughs> bir şey değil mi? Adam taklattığı gibi ilan mı vermiş lan? Bu ne? Tamam araba taklalı anladık da yazaydınız bir yere. Adam size kazayı yapıyor. Ananı sikeyim ya. İsmail telefonu ver oğlum. Koy koy ver ilanı siktir et amını koyayım böyle. Ne yaptın? Aracın tüm parçaları orijinaldir. Değişen ve boyalı parçası bulunmamaktadır. Fotoğrafı büyük olarak bir daha çok istiyorum. <laughs> Çıtır hasarlı Renault. Ama bir şey değil mi? Alır yaptırırsın. Yürüyende bir şey yoksa sırf taklaysa mevzusu. Bir şekilde tekrar yürütürsün bunu. Buna bir şey olmaz. Yürüyende sıkıntı varsa işte o zaman yaraklar. Peki bir şey diyeceğim. Şöyle popüler araba modellerinden gidelim. Şu filtreleri sıfırla nerede? Heh. Mesela Renault gidelim tamam mı? Yüksek yüksek şeye bakmayacağım. Bu Renault'un şöyle <laughs> elim Porsche'a gidiyor. Renault'un mesela ne bileyim Clio'nun 1.5 1.6 hatta 1.6 eskilerinden bakalım. Hatta dur 1.6 değil lan 1.2 bak. O Clio'lar var ya iki kasa. Dur dur dur. Heh. Bunlar yeniler. Şu yılı da maksimum 2014'tü galiba. 2014 yap. Olmadı. 2014'te varmış bu. 2012 yap. Yakaladık. Güzel. Baba şunlara bak. Bunlar 17 18 liraydı. Böyle Astralar falan 18 19 liraydı. Opel Astra. Astra lan Astra amına koyayım. Bu otantik. Daha da eskiye gidelim lan. 2000, 2008 amına koyayım. En eski Clio'lara gidelim. Clio 2 arıyorum. Ben mesela kendi Clio 2'mi o zamanın fiyatıyla 15.500'e satmıştım tamam mı? 15.500'ü çok iyi hatırlıyorum fiyatını. Clio 2, Renault 1.2 tamam mı? 1.2 otantik abi benimki. Buydu. Ha bundan abi. Buydu. Fiyata bak. Bende bundan vardı ilk arabam. 15 ben bunu bak bu abi. A aynen bu vardı bende. Fiyata bakar mısın? Ben bunu 15'e satmıştım abi ve iyi fiyata satmıştım. Bak ciddi söylüyorum iyi fiyata satmıştım. Yani hani 14 falandı piyasası. Ben bunu 15'e falan bırakmıştım. 15'e çıkarıp çıkarmıştım evden. Tanıdık manadık bir şeyler soktuk araya. 32 bin lira olmuş abi araba. Oha. Gerçekten oha. Vay amk diyorum başka bir şey demiyorum abi. Şu arabanın 32 bin lira oldu şuna. Golflere bak kalbin gider. Bak golfler bu fiyataydı. 30'a falan golfler vardı. Ee, Volkswagen. Ne kadar acayip ya. Golf. Şöyle seçmeyeceğim motor. 2006'ya gidelim. E gene çok satılmıştır yazıyor. Gerçi bu en eskisi. Ha bak şu. <laughs> 43.950. Rimline bir de. Anladım abi. Şunlar 38 bin. Bunlar 20 falandı bu arada. İdris adammış koymuş. Pert kaydı var bu arada. Varmış yani. Şeyler falan kaç oldu? bu? Ee, o zaman 3.20'leri falan 80-90'aydı. 2008 falan. 3 serisi. 20. 20D diyelim. Bunlar. 2010 80 bin lira falandı. Hala hiç değişmemiş abi. hiç değişmemiş. Hala 80 bin. Bu bak valla bak ki oynamamış lan. Bu niye böyle? Hiç değişmemiş lan fiyatı. Bunun niye hiç fiyatı değişmemiş lan? Bunlar 80 değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya 110'a var bir tane de pak. Ha tamam bu ne Ah Cabrio. He. Tamam bu pahalı olabilir. Lan bundan alak bir tane. mi alına koyayım ya? Yabancıdan yabancıya. Green card. Başvuru. <laughs> Yapacak bir şey yok abi. <laughs> yapacak bir şey yok 18 diyor lan. Vallahi yapacak bir şey yok. Gider alırız kız gibi araba lan. Şu Hüseyin'in numarası neydi? Green Card Hüseyin'in. Vallahi çözelim. Ben bu arabaya bitiyordum ya zamanında. Bitiyordum. Bunun böyle bir laciverti var. Bu ama bir tık eski. Şunu böyle bir 2000 B 2007 falan yapalım. Bu kasa. Kaç bunların ucuzları böyle iyi? 59 bin diyor lan. Otomatik dizel. 293 bin kilometrede ama normal. 2007 model. 11 senelik araba. Gerçi gene çok lan. 20 bin kilometre falan yapıyor. Heh, bu mesela bir tık daha düşük. Demek ki bak şuradan anlıyoruz ki araba 300 bin kilometreye kadar gidiyor. Bir şey diyeyim mi? Gider ha. Masrafsız. Komple temizlik boyası. Ama yürüyende işlem yok diyor. Hasar kaydı mevcuttur. Hasar kaydına ben çok takılmıyorum ya. Bu ne? 250 bin. Kilometresi 100 binin altında bulma ihtimalimiz var mı acaba? Çok düşük ama. 100 bine kadar dedim. Allah affetsin. Var lan. 87 bin kilometre ne yaptın dayı? Hiç mi kullanmadın? Sadece çamurlukta ve kapıda boya var. Yandan sürtmüş. Okey. İyiymiş lan. Motosiklet düşünmem ya. Ben motosikletten korkuyorum ha. Ben bir şey diyeyim mi? Gidip bir gün şöyle bir şey alacağım kendime. Bak net söylüyorum. Bir gün bana... Ondan sonra bana BMW, BMW Zeus, BMW Edius diyeceksiniz. BMW Edius. Manyak bir şey değil mi? Yakışır bana ha bak. Beni böyle şunun içinde hayal et. Böyle yandan gör. Bak mesela şöyle içinde Nerede yandan fotoğraf bunun? Şöyle bir canlandır beni. Seni taşıyacak motor yok zaten. Hayır bu sefer yapmayacağım. Devam et sen. Şöyle bir hayal et beni. Nasıl yakışmadı lan? Lan şöyle bir canlandır bak baba. Baba baş bak? Bekle. İzle şimdi. Şu pozumu vereyim. Print Screen nerede lan? koltuğu kırdım az önce. Arkadaşlar koltuk sponsorluklarını açayım. Çünkü az önce koltuğu kırdım. İşte bana bu yüzden böyle ağır araba. Tam zengin piçlerine benzedin. İlan işte. Sosyal medya falan anladın. Hani böyle sunroof'tan story. Kıyaks. Ben araba alacağım. Ben kafaya koydum. Ben kendimi araba alacağım. 39 bin kilometrede 2009 model. Ne yaptın sakladın mı arabayı? Bir parça değişen bir parça boya. Ne o değişen? 39 bin ne? 180 bin lira kapat. Huu, kapat kapat kapat. Kapat. Lan bir şey değil mi? Benim bak donanımım bile hazır. Bilir misiniz şu komboyu? Anahtarlık Sigara çakmak. Sigara kırmızı balbora ya da parlament. Böyle mavi. Mutlaka bir iPhone. Bak ne eksik? Şu araya araba anahtarı eksik. Bak şu araba anahtarı eksik. Ben böyle şeye gittiğim gibi. Nargile kafeye gittiğim gibi tak masanın üstüne koyacağım bunu abi. Tak masanın üstüne koyacağım abi bunu. Telefon. Şey. Sigara. BMW anahtarı. Hazırım lan bak bir şey eksik lan. Hayatımdaki tek eksiği buldum lan şu an. Bu eksik lan. Bu eksik. Bunu yapacağım. Cüzdan yok. Cüzdan da mı var o hikayenin içinde? Tamam cüzdan da koydum. Nasıl yapacağız? Sıralaması nasıl? Telefon cüzdan şey mi? Şöyle bir de üstüne anahtarlık mı? Bak. Setafı hazırladım. Şefim. Seri <laughs> köç Tespih yok. Tespih nerede biliyor musun? Bak sen usulü bilmiyorsun. Tespih baba şuraya asılı şuraya asılı o arabadan çıkmaz şuraya asılı oltu mutlaka %100 bir anısı olacak böyle yaptırdım falan diyeceksin işlemeli tamam mı böyle yanına oturan arkadaş böyle kurcalayacak onu ona diyeceksin ki kardeşim o işte bilmem ne oltu şey yaptı bizim Bilal usta yaptı işte Trabzon'da dükkanı var falan anlatacak hikayen olacak Böylece mesela yanına biri oturduğu zaman yol boyunca konuşacak bir ekstra hikaye yaratacak sana. Erzurum oltu. Ha mesela. Erzurumlu Bilal Usta'nın oltusu bu diyeceksin. Özel. Yaptırdım. Kehribar falan. Baba bak. Şş, chat işi biliyor ya. Lan chat işi biliyor. Yemin ederim biliyor chat bu işi ya. Siz var ya biliyorsunuz abi bu olayları. Bunu al geç BMW overrated. Lan ne güzel link atmıştın. 40 yılda bir silindi ya bir daha buna koyayım. Bu ne? Dur. Aldım linki lan. Vallahi başardım bunu. Aha. Yok. Yok. BMW alacağım. Ben o kısa çorabı giyeceğim. Ben o babet çorabı giyeceğim abi. Ben bu ütopyayı çok beğendim. Ben bu ütopyayı çok beğendim. Ben o bebek çorabı babet bebet diyorum. Babet çorabı giyeceğim abi.